Kumsaldan tek başına ya da ikişer ikişer gelen çocuklar sıcaklığın bu perdesinin meydana getirdiği sınırı aşınca birdenbire görülüyorlardı. Onlar yaklaşırken göze ilk ilişen şey kumun üstünde oynayan yarasayı andıran kara bir yaratıktı. Bunun üzerindeki gövde biraz sonra görülebiliyordu ancak. Bu yarasamsı şey çocuğun gölgesiydi. Tam tepesinde olan güneş telaşlı ayaklarının arasında küçük bir lekeye dönüştürmüştü gölgesini. Ralph deniz kabuğuyla uğraştığı halde oynayan bir kara lekenin üstüne basa basa kayalığa son gelen iki kişiye dikkat etti gene de. Yüz yuvarlak kafalı çok açık saman sarısı saçlı bu iki çocuk köpekler gibi soluyup Ralph'e gülerek yere attılar kendilerini. İkizdiler ve öylesine güler yüzlü iki çocuğun birbirine tıpatıp benzemesi karşısında afallıyor gözlerine inanamıyordu insan. Beraber nefes alıyorlar beraber gülüyorlardı. Tombalak ve canlıydılar. Islak dudaklarını Ralph'e doğru kaldırmışlardı. Sanki yüzlerini gereğince örtecek derileri yokmuş gibi profilleri belli belirsiz, ağızları açık kalmıştı. Domuzcuk gözlüğünün ışıldayan camlarını onlara doğru eğdi. Deniz kabuğunun gümbürtüsü arasında üst üste söyledi adlarını. Sam, Erik, Sam, Erik. Derken aklı karıştı. İkizler hayır dercesine başlarını sallayıp birbirlerini gösterdiler işaret parmaklarıyla. Çocuk kalabalığı gülüştü. Sonunda Ralph deniz kabuğunu öttürmekten vazgeçti oraya çöktü. Deniz kabuğu elinden sarkıyor, başı dizlerine doğru eğiliyordu. Yankılanan sesler dinince gülüşmelerde bitti bir sessizlik oldu. Kumsalın bir pırlanta gibi ışıldayan pusu içinde kara bir şey ilerliyordu bocalaya bocalaya. İlk Ralph gördü bunu ve öyle yoğun bir dikkatle bakmaya başladı ki tüm gözler o yana çevrildi. Bu kara şey buğulu sıcaklığın yarattığı hayalimsi görüntülerden çıkıp açık seçik görülen kuma basınca karaltıların gölgelerden fazla giysilerden ileri geldiği anlaşıldı. Bir alay çocuktu bu acayip şey birbirine az çok ayak uydurarak ikişer ikişer koşut iki çizgi halinde yürüyorlardı. Giysileri aklın alamayacağı kadar acayipti. Pantolonlarını, gömleklerini, ötelerini, berilerini ellerinde taşıyorlardı. Ama her çocuğun başına gümüş rozetli dört köşe kara bir şapka geçirilmişti. Bedenleri boyunlarından ayak bileklerine kadar kara pelerinlerle örtülüydü. Bu pelerinlerin sol göğüs hizasında gümüş rengi uzun bir haç vardı.'' Tropiklerin sıcağı, yiyecek aramak ve yanan kumsalda şimdi terler dökerek yürümek yeni yıkanmış kırmızı eriklere döndürmüştü çocukların tenini. Onları komuta eden de aynı biçimde giyinmişti ama şapkasında rozet altın rengiydi. Alay büyük kayalığa aşağı yukarı on yarda yaklaşınca bu çocuk bağırarak bir emir verdi. Ötekiler yabansı ışığın altında soluk soluğa, terliğe terliğe sallana sallana durdular. Emir veren çocuk pelerini uçuşarak kayalığa atlayıverdi. karanlık görünen bu yere baktı gözlerini kısıp. Boru çalan adam nerede? Güneşten gözleri kamaştığı için çevresini göremediğini anlayan Ralph konuştu. Borulu adam yok. Yalnız ben varım. Çocuk biraz daha yaklaştı yüzünü buruşturup Ralph'i süzdü tepeden. Gördüğü şey yani kucağında pil dişi renkli büyük şeytan minaresiyle oturan sarı saçlı oğlan onu pek memnun etmemişti. Pelerini savurarak hızla döndü. Peki bir gemi yok mu? Bol pelerinin örttüğü bedeni uzun zayıf kemikliydi. Kara şapkanın altında kızıl saçları vardı. Çilli yüzü çökmüştü aptal görünmeden çirkindi. Dik dik bakan açık mavi gözlerinden hayal kırıklığına uğradığı, öfkelendiği ya da öfkelenmeye hazır olduğu anlaşılıyordu. Bir büyük yok mu burada? Ralph sırtı dönük olan çocuğa hayır yok dedi. Bir toplantı yapıyoruz gel sen de bize katıl. Pelerinli çocuklar sırayı bozmaya başladılar. Uzun boylu çocuk bağırdı onlara. Koro dur. Canından bezmiş koro üyeleri söz dinleyip sıraya girdiler. Sallana sallana durdular güneşin altında. Ancak birkaçı hafif bir sesle karşı çıkmaya yeltendi. Ama Meridiyo, ne olur Meridiyo, biz derken çocuklardan biri yüzük boyun kuma kapaklandı ve sıra bozuldu. Yere yığılan çocuğu kayalığa çıkardılar, oraya yatırdılar. Meredith çevresine dik dik bakıp durumu idare etmek zorunda kaldı. Peki öyleyse oturun, bırakın onu. Ama Meridiyo, ikide bir de düşüp bayılır o. Gip'te bayıldı, Adis'te bayıldı, sabah doğasında koroyu yönetenin üstüne düşüp gene bayıldı. Meridiu ancak kendilerinin yakından bildiği bu konuya değinince Devrilmiş ağaç gövdelerine kara kuşlar gibi tüneyip Ralph'i ilgiyle süzen kilise korosu üyeleri sinsi sinsi gülüştüler. Domuzcuk kimsenin adını sormuyordu. Bu olanların üniformalı üstünlüğünden, Meridiu'nun sesindeki kaygısız otoriteden çekiniyordu. Ralph'in arkasına sığındı, gözlüğünü evirip çevirmeye başladı. Meridiu Ralph'e döndü. ''Büyükler yok mu burada?'' ''Yok.'' Meridiu bir ağaç kütüğüne oturdu, çevresine göz gezdirdi. ''Kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız öyleyse.'' Ralph'in arkasında kendini güvende bilen domuzcuk çekine çekine konuştu. İşte bu yüzden bir toplantı yaptık. Ne yapacağımızı kararlaştıralım diye. Atlarını aldık. Bu Johnny, bunlar ikiz, Sam ile Erik. Hanginiz Eriksiniz? Sen mi? Hayır. Sen mi? Sen mi Sam'sin? Ben Sam'im. Ben de Erik. Ralph hepimizin adı bilinmeli dedi. Ben Ralph'im. Domuzcuk çoğu atları aldık dedi. Demin aldık. Çocuk atları bunlar dedi Meridiu. Bana ne diyecek diyecek diyecekmişsiniz. Meridiu'um ben. Ralph hemen Meridiu'ya baktı. Ne istediğini bilen bir kişinin sesiydi bu. Sonra bir çocuk var dedi domuzcuk. Unuttum onun. Jack Meridiu fazla konuşuyorsun sen dedi. Kapat çeneni şişko. Gülüşmeler oldu. O şişko değil dedi Ralph. Gerçek adı domuzcuktur onun. Domuzcuk? Domuzcuk. Hey domuzcuk. Herkes katıla katıla gülüyordu. En küçükler bile katılmıştı bu gülüşmeye. Şimdilik çocuklar bir çember kurup aralarında anlaşmışlardı. Bu çemberin dışında kalmıştı domuzcuk. Domuzcuğun yüzü pembe pembe oldu. Başına eğdi bir kez daha sildi gözlüğünün camlarını. Gülme faslı bitti sonunda. Gene atlar alındı. Kilise korosundaki çocukların arasında boy açısından Jack Meridiu'dan sonra gelen Morris'ti. Morris Maurice boyuna sırıtan iri bir oğlandı. Herkesten kaçan, herkesten gizlenen, kendi içine kapanmış, hiç kimsenin tanımadığı ince bir çocuk vardı orada. Adının Roger olduğunu mırıldandı. Sonra gene sustu. Bill vardı, Robert vardı, Harold vardı, Harry vardı. Bayılan koro üyesi bir ağacın kütüğüne yaslandı solgun dudaklarla Ralph'e gülümsedi. Adının Simon olduğunu söyledi. Jack Meridew nasıl kurtulacağımız konusunu bir karara bağlamalıyız dedi. Fısıltılar duyuldu. Adı Henry olan küçük çocuklardan biri evine gitmek istediğini söyledi. Kes sesini dedi Ralph dalgın dalgın. Deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Karar vermek için bir şefimiz olmalı bana kalırsa. Bir şef, bir şef. Jack Meridew dolan başlı yollara sapmayı hor gören bir küstahlıkla şef ben olmalıyım dedi. Çünkü benim katedralin korosunda da yerim var. Hem de bu koronun başındayım. Doğu diyezi bile söyleyebilirim ben. Çocuklar gene fısıldaştılar. Jack öyleyse dedi ben. Jack duraksadı. Racirat esmer çocuk kıpırdandı ve konuştu. Oya koyalım. Tamam. Şefi oyla seçelim. Oylama yapalım. Deniz kabuğu oyunu kadar hoş bir oyundu bu oylama işi. Jack karşı koymaya başladı. Birinin şef seçilmesi konusundaki genel istek Ralph'in şef seçilme isteğine dönüştü oy birliğiyle. Aslında çocuklardan hiçbiri bu isteğin yerinde olduğunu kanıtlayacak bir neden gösteremezdi. Çünkü akıl belirtileri gösteren tek kişi domuzcuktu. Şef olarak ilk düşünülmesi gereken de Jack'ti. Ne var ki tüm gözler hiç kıpırdamadan oturan Ralph'e çevrilmişti. Ralph iriydi, Ralph güzeldi. Ama farkına varmadıkları halde onu seçmek istemelerinin gerçek nedeni deniz kabuğuydu. Bu büyük şeytan minaresini seslendiren, çabucak kırılabilecek bu güzel şeyi kucağında tutup onları kayalıkta bekleyen çocuğun bir ayrıcalığı vardı. Deniz kabuğunu tutan. Ralph, Ralph, o boru gibi şeyi öttüren şef olsun. Ralph susmalar için elini kaldırdı. Peki cekin şef olmasını kim istiyor? Kilise korosundakiler canlarından bıkmış bir uysallık içinde ellerini kaldırdılar. Beni kim istiyor? Domuzcuk bir yana kilise korosunun dışında kalanların tümü ellerini kaldırdılar hemen. Sonra domuzcuk da istemeye istemeye elini kaldırdı. Ralph kalkan elleri saydı. Öyleyse ben şefim. Çocuklar alkışladılar. Koronun üyeleri bile alkışladı. İçerleyen Jack'in kıpkırmızı kesilen yüzünde çiller yok oldu. Önce ayağa fırladı, sonra caydı, gene oturdu. Her bir yan alkışlarla çınlarken Ralph Jack'e baktı. Ona bir şeyler vermek istiyordu. Koro senindir elbette. Koro orada olabilir. Ya da avcı olabilir. Koro şey olabilir. Jack'in yüzünün kırmızılığı geçmişti. Susmalar için gene elini kaldırdı Ralph. Koro'dan Jack sorumludur. Koro üyeleri şey olabilir. Ne olmasını istiyorsun onların? Avcı olsunlar. Jack ile Ralph çekingen bir dostluk duygusuyla birbirlerine gülümsediler. Öteki çocuklar heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı aralarında. Jack ayağa kalktı. Koro çıkarın pelerinlerinizi. Koro üyeleri ders bitmiş de sınıftan çıkmışlar gibi ayağa kalktılar. Çene çala çala karapelerinlerini pelerinlerini otların üzerine yığdılar. Jack kendi pelerini Ralph'in oturduğu kütüğün yanına koydu. Kurşuni rengi şortu terden yapışmıştı bedenine. Ralph hayran hayran baktı şortun haline. Jack bu bakışı görünce açıkladı. Her bir yanımızın solup olmadığını anlamak için şu tepeye tırmanmaya çalıştım ama deniz kabuğunun sesi bizi buraya çağırdı. Ralph gülümsedi. Herkes sussun diye deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Dinleyin hepiniz. Durumu düşünüp taşınmam için zaman gerek bana. Ne yapacağımızı hemen kararlaştıramam. Eğer burası bir ada değilse bizi hemen kurtarırlar. Anlamamız gerek buranın bir ada olup olmadığını. Hepiniz burada kalıp bekleyeceksiniz. Uzaklaşmayacaksınız buradan. Üç kişi, üçten fazla olursak durum karışır. Birbirimizi kaybederiz. Keşfe çıkacağız. Buranın ne olduğunu anlayacağız. Ben gideceğim, Jack gidecek. Bir de Ralph çevresindeki istekli yüzlere baktı. Bir yığın çocuk vardı seçebileceği. Bir de Simon. Simon'ın yanındakiler gülüştüler. Simon da hafif gülerek ayağa kalktı. Bayıldığı sırada yüzünü saran solgunluk geçmişti artık. Sıska canlı bir küçük çocuktu. Dümdüz sarkan kalın telli kara saçların arasından bakıyordu gözleri. Simon evet dercesine başını salladı Ralph'e. Gelirim. Ben de. Jack cebinden çıkardığı büyükçe bıçağı kınından çektiği gibi bir ağaç gövdesine sapladı. Çocukların gürültüsü arttı sonra bir sessizlik oldu. Domuzcuk kıpırdadı. Ben de geleceğim. Ralph dönüp domuzcuğa baktı. Böyle bir durumda işe yaramazsın sen. Ama gene de Jack kesip attı. Seni istemiyoruz. Üç kişi yeter. Domuzcuğun gözlüğünün camları ışıldadı. Deniz kabuğu bulduğu sırada onun yanındaydım ben. Herkesten önce onun yanındaydım ben. Jack ile ötekilerin aldırdığı yoktu domuzcu. Çocuklar dağıldı. Ralph, Jack ve Simon kayalıktan atladılar. Kumda yürüyerek doğal yüzme havuzunun yanından geçtiler. Domuzcuk peşlerinden gitti beceriksiz adımlarla. Simon ortamızda yürürse başının tepesinden konuşabiliriz dedi Ralph. Üç çocuk birbirine ayak uydurarak yürümeye başladılar. Simon arada sırada sekip ayak değiştirmek zorunda kalıyordu onlara yetişebilmek için. Derken Ralph durdu dönüp domuzcuğa baktı. Bana bak Jack ile Simon hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yürüyüp gittiler. Gelemezsin. Domuzcuğun gözlük camları gene buğulandı. Küçük düşürüldüğü için buğulandı bu kez. Onlara yetiştiri verdin. Oysa sana söylemiştim. Domuzcuğun yüzü kızardı, dudakları titredi. Sana söylemiştim istemediğimi. Kuzum neler anlatıyorsun sen? Bana domuzcuk demelerini istemediğimi söylemiştim. Bana domuzcuk demesinler de ne derlerse desinler demiştim. Sana tembih etmiştim. Onlara söyleme diye. Ama sen hemen yetiştirdin. Bir sessizlik oldu. Şimdi domuzcuğa daha anlayışla bakan Ralf şişman çocuğun kırıldığını ezildiğini gördü. Özür dilemekle daha ileri gidip onu iyice gücendirmek arasında bocaladı bir an. Sonunda gerçek önderin tok sözlülüğüyle konuştu. Şişko diyeceklerine domuzcuk desinler daha iyi. Üzüldüm böyle kırılmana. Şimdi geri dön. Onların atlarını al. Senin işin de bu. Hoşça kal. Ralf döndü. Jack ile Simon'ın peşinden koştu hızla. Domuzcuk durduğu yerde kaldı. Haklı bir öfkeyle kızaran yanakları normal rengini aldı yavaş yavaş. Büyük kayalığa geri döndü. Ralph Jack ve Simon çevik adımlarla kumda yürüdüler. Sular çekilmişti. Kumsalın yosunla kaplı ince şeridi toprak bir yol kadar rahattı. Bir çeşit büyüleyici güzellik vardı çevrelerinde. Bunun bilincinde, bunun mutluluğu içindeydi çocuklar. Birbirine bakıyorlardı, coşkuyla gülüyorlar, kimin ne dediğini dinlemeden konuşuyorlardı. Hava pırıl pırıldı. Tüm bunları açıklayıp yorumlamak işiyle başa çıkamayan Ralph amuda kalktı, tepe taklak yuvarlandı. Gülüşmeleri bitince Simon çekine çekine Ralph'in kolunu okşadı. Gene gülmekten kendini alamadılar. Hadi gelin diyecek. biz kaşifiz. Ralph adanın ucuna gideceğiz, köşeden bakacağız dedi. Eğer bir adaysa. Şimdi öyle üstü bitmekteyken hayalimsi görüntüler silinmeye başlamıştı. Adanın ucu büyüyle biçim değiştirip akıllara sığmaz bir yer olmaktan çıkmıştı artık. Açık seçik görebiliyorlardı orasını. Adanın bildikleri kısmında olduğu gibi oraya da dört köşe kayalar yığılıydı. Lagünün durgun sularında koskocaman bir kaya yükseliyordu. Deniz kuşları oraya yuvalamışlardı. Ralph, "Bu yuvalar pembe bir pastanın üstündeki beyaz şekerler gibi," dedi. Jack, "Bu köşenin arkasında ne olduğunu göremeyeceğiz," dedi. "Çünkü bir köşe yok. Geniş bir kıvrım var yalnız. Görüyorsunuz, kayalar gittikçe daha da berbat oluyor." Ralph eliyle gözlerini siper edip daha doğru yükselen kayaların çizdiği girintili çıkıntılı çizgilere baktı. Kumsalın daha en yakın olan yerindeydiler şimdi. Ralph, daha buradan tırmanmaya çalışırız dedi. Bana kalırsa en kolay yol buradan. Hem ormanın bitkileri falan daha az burada. Çoğu pembe kaya, hadi gelin. Üç çocuk tırmanmaya başladılar. Bilinmeyen bir güç kayaları yerinden koparıp paramparça etmiş, küçüklerini üste bırakarak çarpık çurpuk yamıştı onları. Tepesinde eğri bir taş duran pembe dik kayalar başlıca özelliğiydi buranın. Her dik kayanın üstünde bir dik kaya daha vardı. Böylece ormanın karma karışık sürüngen bitkileri arasında dengelenen pembe kayalar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bu dik kayaların çoğunun dibinde yukarıya doğru dolanan daracık bir yol vardı. Çocuklar yüzlerini kayalara çevirip bitkilerin içine bata çıka yan yan ilerleyebiliyorlardı bu yolda. Bu yol nasıl oluşmuş? Jack durdu terli yüzünü sildi. Ralph'in yanında soluk soluğaydı. aydı. İnsanlar mı açtı bu yolu? Jack hayır dercesine başını salladı. Hayvanlar. Ralph gözlerini kıstı. Ağaçların altındaki karanlığa baktı. Küçücük titreşimler içindeydi orman. Hadi gelin. Girintili, çıkıntılı kayalar arasında dik yokuşu tırmanmak değil, bir sonraki yolu bulmak için bitkilerin içine dalmak zorunluluğu da asıl güç olan. Sürüngen bitkilerin kökleriyle sapları birbirine öyle karışmıştı ki, çocukların bükülebilen esnek iğneler gibi onların arasından sıyrılmaları gerekiyordu. Çocuklara yol gösteren tek şey, kahverengi toprakla tepelerindeki yapraklar arasından zaman zaman sızan ışıktı. Bir de yolun yukarı doğru yükselmesine dikkat ediyorlardı. Sürüngen bitkilerin organlarıyla kaplı deliklerden hangisi biraz daha yüksekse ona basıyorlardı hep. Nasıl yaptılarsa yaptılar yukarıya doğru ilerleyebildiler. Birbirine giren bitkiler arasında takılıp kaldıkları bir anda belki geçirdikleri en güç anda Ralf ışıldayan gözlerle dönüp baktı iki arkadaşına. Yaşasın! Müthiş! Şahane! Neden keyiflendikleri belli değildi. Üçü de kan ter içinde pisliğe bulanmış bitkinde. Ralf'in her bir yanı fena halde çizilmişti. Sürüngen bitkiler bacakların üst kısımları kadar kalındı aralarından geçebilmek için daracık tüneller bulmaları gerekiyordu. Ralph bir deney yapmak için bağırdı. Boğuk yankıları dinlediler. Gerçekten kaşiflik yapıyoruz diyecek. Bizden önce kimsecikler buraya ayak basmadı bana kalırsa. Bir harita çizmeliyiz dedi Ralph. Ne çare ki kağıdımız yok. Simon ağaç kabuklarından çizeriz dedi. Sonra da üstüne kara bir şeyler süreriz, çizgiler belirsin diye. Ormanın kasvetli karanlığında sessiz ve ağırbaşlı bir anlaşma içinde ışıl ışıl gözlerle gene baktılar birbirlerine. Yaşasın, müthiş. Amuda kalkacak yer yoktu burada. Ralph heyecanının yoğunluğunu Simon'u yumruklayıp yere yıkıyor gibi yaparak açığa vurdu. Üç çocuk üst üste yığılıp alaca karanlıkta sevinçle itişip kakıştılar. Birbirinden ayrılınca ilk konuşan Ralph oldu. Hadi düşün yola. Bundan sonra vardıkları dik kayanın pembe graniti sürüngen bitkilerden ve ağaçlardan biraz uzak kaldığı için yukarı doğru koşabildiler küçük adımlarla. Burada orman ağaçları öyle seyrekleşti ki uzaklara yayılan denizi gördüler bir ara. Ağaçların gölgesinden çıkınca güneş ormanın karanlık rutubetli sıcağında teravatan giysilerini kuruttu. Artık karanlıklara dalmaktan kurtulmuşlardı. Dağın tepesine varmak için pembe kayalara tırmanmaları gerekiyordu sadece. Çocuklar daracık geçitlerde sivri kayaların dibindeki küçük taşların üstünde ilerleyip yollarına devam ettiler. Bakın bakın! Adanın bu ucunda paramparça kayaların üst üste yığılan bacaları gökyüzüne doğru yükseliyordu. Jack'in yaslandığı kayayı yitirdikleri zaman gıcırdayarak kımıldadı kaya. Hadi gelin. Ne var ki hadi tepeye gelin demek istemiyordu. Üç çocuk ancak bu kayayla başa çıktıktan sonra tepeye karşı saldırıya geçeceklerdi. Küçük bir otomobil boyundaydı kaya. İtin. İleri geri sallanın, gereken uyumu bulun. İtin. Daha hızlı sallansın sarkaç, daha hızlı. Kayanın dengede durduğu noktaya yüklenin. Daha çok dayanın, daha çok. İtin. Kocaman kaya tembel tembel sallandı. Ayak parmağının ucunda bir saniye durdu. Eski yerine dönmemeye karar verdi, düştü, bir yere çarptı, ters yüz oldu. Kalın bir vızıltıyı andıran bir sesle aşağı atladı ve ormanın tavanında derin bir çukur kazdı. Yankılar ve kuşlar uçuştu. Ak ve pembe bir toz yükseldi. Uzaklarda orman, ağaçların arasından kudurmuş bir canavar geçmişçesine titredi. Sonra gene sessizlik sardı adayı. ''Yaşasın! Tıpkı bir bomba! Hurra!'' Beş dakika boyunca bu görkemli başarıyı elde ettikleri yerden ayrılamadılar. Ama sonunda yürümeye başladılar gene. Dağın tepesine tırmanmak kolaylaşmıştı artık. Oraya varacakları sırada Ralf durdu. "Vay canına. Dağın yamacında oyulmuş çember ya da yarım çember biçiminde bir yere gelmişlerdi. Bir çeşit kaya bitkileriyle, mavi çiçeklerle dolup taşıyordu burası. Mavi çiçekler kayalardan sarkıyor, aşağıda ormanın üstüne dökülüyordu bereketle. Yükselen, uçuşan, konan kelebeklerle doluydu hava. Dağın dört köşe doğru bu çemberin ötesindeydi. Çok geçmeden vardılar oraya." buranın bir ada olduğunu önceden sezmişlerdi. Sağlarında sollarında deniz, tepelerinde billur gibi yükselen gökyüzü, pembe kayalara tırmanırken suların her bir yanlarını sardığı içgüdüsüyle sezmişlerdi. Ne var ki ancak doğruğa çıktıktan sonra, suların ufku çep çevre sardığını ancak kendi gözleriyle gördükten sonra son sözü söylemek her nedense daha uygun görünmüştü onlara. Ralph döndü öteki iki çocuğa baktı. Burası bizim. Ada az çok bir tekne biçimindeydi. Bu ucunda bir tümsek yükseliyordu. Çocukların arkasında darmadağınık kayalar deniz kıyısına iniyordu. Her bir yanda taşlar, yarlar, ağaç tepeleri ve dik yamaç vardı. Önlerinde yani teknenin ortasını oluşturan bölümde yokuş pek değildi. Şuraya buraya ağaçlar ve granitin pembeliği serpilmişti. Sonra çengelin kapladığı koyu yeşil yassı kısmı geliyordu adanın. Bunun ucunda pembe bir kuyruk vardı. Kıyının ufalanıp sularda eridiği yerde bir ada daha görünüyordu. Çocukların bulunduğu adadan neredeyse kopmuş bir kaya parçasıydı bu pembe ve belalı tek tabyası olan bir kale gibi yeşil ormanın ötesine karşılarında dikiliyordu bu kaya. Çocuklar tüm bunlara sonra denize baktılar. Öğle üstü bitmek üzereydi. Işığın yarattığı hayaller yok olmuştu. Her şey olduğu gibi görünüyordu. Denizin yüzeyine yükselen sığ bir kayalıktır bu. Bir mercan kayalığı. Buna benzer resimler görmüştüm. Denizdeki mercan kayalıklar adanın yalnız bir tek yanını kapatmıyordu. Aşağı yukarı bir mil uzaklara yayılıyor, Artık kendi kumsalları saydıkları kıyıya koşut olarak uzanıp gidiyordu. Sanki bir dev eğilip sularda adanın resmini kaba taslak çizmek istemiş de işini bitiremeden bezmiş gibi mercan kayalar denize çiziştirilmişti. Kayaların çevrelediği su bir tavus kuşunun tüyleri kadar alacalıydı. Bu suyun içindeki taşlarla yosunlar sanki bir akvaryumdaymış gibi açık seçik görülüyordu. Kayaların dışındaki deniz koyu maviydi. Sular yükseldiği, kayalardan uzun uzun köpük şeritler aktığı için adanın bir gemi gibi yol aldığını sandılar bir an. Jack aşağıyı gösterdi. İşte oraya indik. Dik yamaçlarla yarların ötesinde ormanın parçalandığı bir yer vardı. Ağaç gövdelerini devirdikten sonra sürüklenen uçak bu yara iziyle deniz kıyısı arasında bir sıra Hindistan cevizi ağacından başka bir şey bırakmamıştı. Lagüne uzanan büyük bir iskeleye benzeyen kayalıkta görülüyordu oralarda. Çevresinde böcek gibi küçücük kımıldayan biçimler vardı. Ralph durdukları ağaçsız bölgeden başlayıp aşağı doğru dolanan bir derin hendeyi, bir çiçek yığınını ve yarım başladığı kayayı izleyen bir çizgi çizdi parmağıyla. En çabuk bu yoldan geri dönebiliriz. Gözleri ışıl ışıl ağızları açık bir zafer kazanmanın egemen olmanın mutluluğunu tattılar. Coşmuşlardı, dosttular. Ralph akıllı uslu konuştu. Tüten bir baca olmadığına göre köy yok, bir sandal da yok. Sonradan iyice araştırırız bunu ama ıssız bir adadayız bana kalırsa. Yiyecek buluruz dedicek. Ava çıkarız bir şeyler yakalarız. Sonra onlar gelir bizi kurtarırlar. Simon ikisine de baktı bir şey söylemedi ama başını öyle bir salladı ki kara saçları bir öne döküldü bir arkaya. Yüzü ışık saçıyordu. Ralph denizde kayalıkların bulunmadığı yana baktı. Orası daha dik dedicek. Ralph iki avucunu birleştirip bir çanağı tutar gibi yaptı. Aşağıdaki şu orman parçası dağ onu tutup kaldırıyor sanki. Dağın her bir yanına ağaçlar takılıp kalmıştı. Çiçekler ve ağaçlar. Derken orman kımıldadı, gürledi, savruldu. Onlara yakın olan kaya çiçeklerini uçuşturdu. Ve yarım dakika serin bir yel esti yüzlerine. Ralph kollarını açtı. Hepsi bizim. Güldüler, takla attılar, bağırıp çağırdılar dağın doruğunda. Karnım acıktı. Simon açlığından söz edince öteki ikisi de farkına vardılar aç olduklarının. Hadi gidelim dedi Ralph. Öğrendik öğrenmek istediğimizi. Kayalık bir yamaçtan aşağı kayıp geçtiler. Çiçeklerin arasına düştüler, ağaçların altında yürüdüler durup merakla incelediler çevrelerindeki bitkilere. İlk konuşan Simon oldu. Mumlar gibi, mum çalıları, mum tomurcukları, koyu yeşil ve güzel kokuluydu hiç solmayan bu bitkiler. Işığa kapamış yeşil bal mumu renginde bir yanı tomurcuk vardı üstlerinde. Jack tomurcuklardan birini bıçağıyla kesince güzel kokular sardı dört bir yanlarına. Mum tomurcukları. Ralph bunları tutuşturamazsınız dedi ama tıpkı muma benziyorlar. Jack yeşil mumlar dedi hor görülcesine. Bunları yiyemeyiz hadi yürüyün. Ağaçların çok sık olduğu bir yere varıp yorgun argın yürürken gürültüleri duydular. Ciyak ciyak bağıran hayvan sesleri ve toynakların yere sert sert vuruşu. Çocuklar ilerledikçe sesler yükseldi, bir çılgınlığa döndü. Sürüngen bitkilerin örtüsüne takılıp kalan, akıllara sığmaz bir korkunun kudurganlığı içerisinde lastiği andıran bitkilere saldıran bir domuz yavrusu gördüler. Boyuna bağıran hayvanın çıkardığı ses ipinceydi, bir iğne gibi sivriydi. Üç çocuk atıldılar. Çek gösterişli bir davranışta bıçağı çekti, kolunu havaya kaldırdı. Bir duraklama, bir anlık bir duraksama oldu. Domuz yavrusu hala bağırıyor, sürüngen bitkileri hala çekiştiriyor, kemikli bir kolun ucundaki bıçak hala parlıyordu. O bıçağın domuz yavrusunun üstüne inmesinin nedenle akıl almaz, nedenle korkunç bir şey olacağını anlamalarına yetti bu duraklama anı. Derken hayvan bitkileri parçalayıp kurtuldu. Çalıların arasına kaçtı. Üç çocuk birbirlerine ve bu korkunç şeyin olduğu yere baka kaldılar. Jack'in yüzü bembeyazdı çillerinin altında. Bıçağı hala kaldırdığının farkına vardı. Kolunu indirdi. Bıçağı kınına soktu. Sonra üçü de utana utana güldüler. Gene yürümeye başladılar. Jack bir yer arıyordum dedi. Bir an bekliyordum bıçağı neresine saplayacağımı kestirmek için. Ralph yabancı bir hırsla konuştu. Domuzun belli bir yerine delmek gerek dedi. Domuzu delmekten söz ederler hep. Jack domuzun gırtlağı kesilir kanı aksın diye dedi. Yoksa etini yiyemezsin. Neden o? nedenini çok iyi biliyorlardı. Bıçağın canlı bir gövdeye inmesi, yaşayan gövdeyi parçalaması korkunçtu da ondan. Kanın akmasına dayanılmazdı da ondan. Onu öldürecektim dedicek. Önden yürüdüğü için yüzünü göremiyorlardı. Bıçağı saplayacak bir yer arıyordum. Bir dahaki sefere. Jack kanından çekip çıkardığı bıçağını bir ağacın gövdesine mıhladı. Bir dahaki sefere acıma nedir bilmeyecekti. Yabansı gözlerle çevresine bakındı. Sanki ona karşı çıkan varmış gibi meydan okudu arkadaşlarına. Sonra ormandan çıkıp güneş ışığına vardılar. Uçağın bıraktığı ize, iskele biçiminde büyük kayalığa ve toplantı yerine doğru giderlerken yiyecek bir şeyler arayıp tıka basa yediler bir süre. İkinci bölümde bırakıyorum.